Ay, nasıl çalıyordum? Islık artık cızırtı yapmayacak muhtemelen ya. Cızırtı başka bir problem ve bu yayın bitince benim o cızırtı Çözeceğiz çözmem reis. Önce lazım. karnımızı doyuralım. Evet, dur. Önce ne oynayacağımıza karar verelim. Hayır, önce yemek siparişi verelim ya. Açım ya. Ayda. Aç ayı oynamaz. Evet. Aç ayı demeyelim de. Aç Ceren hiç Aç Ceren oynayamaz. oynamaz. Arkadaşlar açken çok sinirli oluyorum ben. Bağırırım çağırırım çok yani hoş olmaz. Tekrar hoş geldiniz. Selamlar arkadaşlar. Dur bakayım. O zaman şimdi Önce kendimize ay çok pardon. aa, hem esniyorsun hem açsın artık sen. Ya tatlım 2'de yedik. Saat 8. Doğru diyorsun. Ve ben çok kaslı bir insanım. Kaslı. Evet, Tamam. ben çok kaslıyım. O yüzden kolay kolay doymuyorum. Kaslı olduğum için doymuyorum yani. Pis boğaz olduğum için değil, yanlış anlaşılmasın. O zaman dur bakayım. Kaslıyım yani, asiyim, anlıyor Ama bir musunuz? şey söyleyeceğim. Yani ne yiyeceksin? Neyse ki ya. Arkadaşlar, her korku oyunu yayınında acıktığımız için Yemek Sepeti'nden sponsorluğu kapmış bulunuyoruz. Haberiniz olsun. Pis boğaz olduğumuz Pis boğaz için. olduğumuz için. Çünkü son 3 yayının sonunda da yemek siparişiyle bittiğini Yemek Sepeti de fark etmiş sağ olsun. Size dediler bir şekil yapalım biz. O yüzden bugün yemeklerimiz Yemek Sepeti'nden. Öte yandan biz de Yemek Sepeti'nden yemek gelecek. Oh, bugün rahat yiyeceğiz diye yemedik hiçbir şey kurt gibi. Evet. Akşam nasıl sipariş vereceğiz diye. Öğlen Açız. azıcık bir şey yedik yani. Aynen. Yaslandık Yemek Sepeti'ne. Sonumuz hayır olsun. Haliyle Laps diye size link de attım. O sipariş verirken falan da bunu kullanırsanız oradan iyi İndirim olabilir. alacaklar mı ekstra? Bilmiyorum ya. Ona bir bakmaları lazım Yani gerçekten. sevgili Yemek Sepeti, bizi canlı yayında izleyen insanlara bir indirim yaparsınız herhalde ya. Yapsanız iyi olur. Hanım, Canım. ne yiyeceksin? Yani biliyorsun benim eğilimlerimi. Ne yesek? Mantı. Kızarmış mantı. Bu saatte gömsek çok mu şey olur ya? Biraz ayıp olur ama söyleyeyim. Ama bir dakika, uyku falan yaparsa ondan sonra daha beter esnerim. Sen bana avokadolu somonlu salata söyle. Ne? Hafif bir şey yiyeyim, değil Böyle mi? bir şey var mı? Var tabii. Moda'da bir yer var. Ne ismi? Hatırlamıyorum. Ah, çok iyi. Ama şey buraya somonlu salata yaz. Çıkar Tamam, herhalde. pardon arkadaşlar ya. Samonlu salata ha. Yani Hıyar mı? kızarmış mantıya bayılıyorum. Hıyar Fena diye bir yer var o gömerim mu? ama Bu hayır mu? hayır. Değil. Bu. Hayır hayır Yok. orası da değil. Tamam. Aa, şuradan ne söylersen söyle. Yeter ki şurası olsun. Tamam. Ne söylersen söyle. Okey, o Buradan zaman çıkan her şeyi yerim. Ben burayı aradım da İsmi, bulamadım mekanın geçen ismi gün. de yer. Evet. Ya niye söylüyorsun? Ya, şu an sponsoru kaldık artık. Yapıştır bundan sonra her şeyi ya. Peki. Böyle bak, bundan sonra böyle. Coca-Cola, kızarmış patates. Ben burayı çok seviyorum Ceren'in ya. ilk sponsorlu arkadaşlar. Tam bilemiyor ne yapması Benim mi? gerektiğini. Sanki benim yüzüm suyu hürmetine mi geldi? Ama yine de Avokadolu şey salata, hakkımı yapıştır. isterim. Bir Yemekten karın dakika. tokluğuna işte. Sen yemeğin bedavaya geliyordu. Ha, ne Aa ben istiyorsun? şundan istiyorum. Ne o? Bak. Yine somon varmış orada. Allah Allah. Bir de bunların şey böyle yeşillik suyu, smoothie'si falan öyle şeyleri de vardı galiba. Ondan da söylesene. Tamam söyleyeyim. Sen ne oyun oynayacaksın bu arada? Ya arkadaşlar, şimdi ben Call of Cthulhu'ya aslında devam etmek istiyorum, tamam mı? Çünkü bana önceki yayında chat'te dediler ki şu kızın da bir tane oyunu bitirdiğini göreydik gibi şeyler yazmışlar. Onuruma, gururuma dokundu. Tamam mı? Sanki ben bitirmek istemiyor muyum? İstiyorum. Ama Sungur da dedi ki senin o oyunu bitirmen, Call of Cthulhu'yu bitirmen 40 saat sürer dedi. Millet baygınlık geçirir dedi. O yüzden de başka bir şey o zaman oynayalım dedim. Neydi? Until Dawn istiyorsunuz. Onu da indirmesi mi uzun sürüyormuş? Bizde yokmuş. İndirmesi uzun sürüyormuş. Yo Az önce aslında söylüyor. şöyle onu şimdi ben taksam o iner. O kadar kalabalık bir oyun değil Ha, ben de şunu söyleyeceğim. sıkıntı şu. PlayStation'ı ben çekime götürdüm ya, PlayStation şu an takılı değil arkadaşlar. Bu bir tane
GeForce Now videosu çektik. Varmış yani. Haliyle ben bunu takamadım. Şimdi yayın sırasında da masa altına gir çat çut uğraş evet, falan biraz şey olur. Kıçımın çatalı gözükecek. Başka bir şey oynayalım. Ne oynayabiliriz bilmiyorum. Siz söyleyin valla. İnsan uğraşıyor. Yani sende hali hazırda olan korku oyunları neyse öyle bir şey oynayalım. Bende de... Ben aslında bana önerdiğiniz bir sürü korku oyunlarının beğendiklerimin linklerini Sungur Bey'e tek tek attım. Belki indirir, önceden hazır eder umuduyla. Ben de geçen hafta şöyle bir hazırlıksızlık yaptım. Outlast bizde var mı? Outlast diyorlar. Ya Outlast pis olan oyun değil mi arkadaşlar? Pis demediniz mi o filme, şey oyuna? Her yer pislik içinde değil mi? Öyle oyunlar oynamam ben. Aşkım onun bir sonu yok ya. Hayır abi istemiyorum. Leş leş. Yani belli bir oranda tabii ki kaldırabilirim yani. Ama... Ben de humuslu dürüm söyledim ha. İyi afiyet olsun. Aynı yerden mi? Evet evet. İyi yapmış. Şey sebze suyu da baktın mı? Sebze suyu yoktu. Yeşil ayran söyledim. Yeşil ayran. Uyutur mu? Söyle yok artık. Uyutmaz. Komada ben içerim. Uyutmaz da tansiyonumu çıkartmaz umarım. Çok tuzlu değildir. Ne yapalım kısmet. Evet şimdi, öyle. Evet, ne oynayabiliriz peki yani? O yüzden şöyle bir durum yaşandı. Bende de nasıl Cyberpunk var deyip geçen girdim. Ne kadar oyunum varsa uninstall ettim. İyi bir günümde değilim. Uninstall etmenin var şöyle bir avantajı var. Yine açabiliyoruz. Cep Lolo ya Sungur. Yok Call of Cthulhu da yüklü değil artık. Anladın mı? Ne? Yüklü olmadan da açabiliyorum. O zaman benim o zamana kadar oynadığım oyun mu gitti? Anlamıyorsun bak. Anlamıyorum. Oyunları yüklü değilken de oynayabildiğimiz yeni bir teknolojiye terfi ettik. Ha şu evet tamam. Evet şu oyun aynen. O yüzden neydi? Çocuklar G-Force. Oradan bize oyun söyleyecek. Biz buradan şık açacağız. Mesela Resident Evil. Resident Evil var mı? Ha. O zaman Until Dawn'u da aç. O yok mu? Until Dawn işte PlayStation yok burada ya. Ha PlayStation yok. Ama 2 seneye gelecekler ben sana söyleyeyim. 2 sene çokmuş ama. Herkes köpek gibi gelecekler. Bir an evvel gelin. O zaman siz bir oyun söyleyeceksiniz. Biz buradan bakacağız. Kolap diyeyim. Erzurum Merzurum oynamam arkadaşlar. Oo bunu Kolap oynar mısın reis? Ne ki? Diatlov geçidi. Kolat evet, tutuldu gibi. Evet, yes. Açalım mı? Yes. Açıyorum. Kolat'a herkes okey mi ya? Daha çok istediğiniz başka bir şey var mı? Ama hayır şimdi bunu seninle benim anımız da var bu konuda yani. Anımız mı? Film yorumlamıştık ondan mı bahsediyorsun? Tabii bizim ilk 6-6 videomuz Karadedeler. Karadedeler evet. Zaten Resident Evil 7. Onu oynamadın korktum. Kulaklıkları da vereceğim sana yine hazır mısın? Ay bir dakika dur. Yemek yemeden mi başlayacağız? Önce bir trailer neydi onun adı? Tutorial. Tutorial izleyelim. O trailer tutorial'da oynanan. Soğuk su lazım bana. Soğuk su almam lazım. Oyun başlıyor deyince stresler de başladı bir anda. Evet. Of course. Ben kumanda kollarını getireyim. Until Dawn'u da sen oynarken download'a koyarım belki. Arkadaşlar her şey geliyor şimdi. Oyun pek korkunç değil ama demiş. Ya Call of Cthulhu da çok korkunç değildi. Ceren onu çok sevdi. Jumpscare sevmiyoruz arkadaşlar biz zaten. Biz böyle biraz daha atmosferi böyle gerilimli olsun. Popik attırsın. Popik attıran şeyleri seviyoruz böyle. Gersin. Korkutsun. USB-C değilmiş. Ya Alien Isolation'ı ben pek sevmedim ya. Arkadaşlar her taraf böyle şey ne bileyim uzay gemisinin içi falan. Uzay tükmüyor. O beni birazcık. Bakarız ona da bir hafta ya. Ya bir hafta yok. Bakarız okey ama şu an hiç canım istemiyor onu ya. Little Nightmares'ı da ben sevmiyorum arkadaşlar. Outlast çok pis. Çok pismiş öyle diyorlar. Dur bakalım. Sen geçen başka bir oyun girmiştin neydi o ya? Korku mu? Ormanda koşturuyorduk. Neydi acaba? Resident Evil 2 Remake oynamadık. Oynarız. Niye oynamadık onu bir türlü? Sen bir türlü onu oynamayınca ben onu sildim ha. Bakayım bu burada var mıymış? Hop açtım bunu bu arada. Hadi bakalım. Bu da kumanda. Ya dur bana tutorialını izlet. Pıt diye oynanmaz ki. Tutorial izleme bir tane oyunda vardı bugüne kadar. O nasıl da yani? Gitti. Her oyun izlenmiyor. Tutorial'ı. Nasıl öğreneceğiz ne olduğunu ne bittiğini? Yaşayarak. Ama ben şu an açım. Allah Allah. Çok açım şu anda. Böyle olur mu ya?
Daha açılmadan ama sen gerginlik yapmaya başladın. Yani ama olayımız bu değil mi zaten? Allah Allah. Aç karnına gerilirsem daha beter olurum ha. Bir baş ağrısı başlar. Daha da bitmez. Yok olmaz, artık girdik bir kere. Şey, Tamam aç aç mızmız diyorlar. Aç aç. ya işte böyledir bu Yolla. işler. Ben de hemen gaza gelen mahalle kabadayısı. Aşağıya link bırakmam üstümdeki için. No. Evet. Kadı diyorlar. Resident Evil 2'nin pisliğinden Can abi bile tiksindi. Ceren abla kusabilir. Ama oralar artık şeydi arkadaşlar. Ne o? Yeraltı bölümüydü yani. Oraların artık yani şey lağımlara girdiğin kısım tabii pis oluyor arkadaşlar. Lağım çünkü. Her yer pis doğru. Karanlık, en karanlık sembolü görene kadar açılmıyor. Oha, bu kadar açılmadı ya. Oyunun sesi şimdi çok yüksektir. Onu kıstım ben biraz. Sen rahat duyuyor musun oyunu? Ceren abla, Outlast oynamasam babaannemi Bunu buraya aldım. bıçaklara mı? Babaannelerimizi sevelim, öpelim ve koruyalım. Sizin sesiniz kısık mı? Yok yok, şu an düzelmiştir. Bu ne ya böyle? Ben de ilk kez oynuyorum bunu. Yıllar önce almıştım öyle bir merak edip. Ben korku oyunlarını alıp alıp Aşkım oynamıyorum. ben seni duyamıyorum oyunun sesinin yüksekliğinden. Ne yapacağım? Kısacağım ben oyunun sesini. Şimdi nasıl? Daha iyi. Duyabiliyor musun beni en azından? Evet ama zor duyuyorum yine. Allah Allah. Valla. Açım diye de olabilir çünkü çok açım. Şimdi nasıl? Şimdi daha iyi. Tamam. Tamam. Ayarlarımıza Ceren abla, bakalım. minnoş oyunlar oynar mısın? Korkuyoruz mu? Minnoş oyunun amacı nedir arkadaşlar? Ben sevmiyorum minnoş oyun nedir ya? Bir oyun niye minnoş olur? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Gerçek hayatta yapamayacağımız tuhaf şeyler yapmayacaksak oyunlarda niye oyun oynuyoruz? Please someone tell me. Niye oynuyoruz yani? Günlük hayatınızda minnoş olun. Oyunlarda yapın. Aa, Türkçesi varmış oyunu. Ha iyi. Yaşasın. Fare Seslendirme dilini de göndergesi. Polski yapan mı? Rusya'daymış gibi hissederim. Nasıl? Anlamadım. İki tane seslendirmesi var oyunun. Bir Ha? tanesi İngilizce, diğeri Polonyaca. Polonyaca nasıl iğrenç bir dil biliyor musun? Aa. Kulağına hiç geldi mi Polonyaca? Yani lehçe. Gelmedi. İkincisi Berbat. Rusya'da kaybolduk ya, o yüzden Polonyaca dublaj olsa daha gerçekçi gibi olmaz Hayır, mı? hayır. Anlıyor muyuz ayrıca biz lehçe mi biliyoruz? Altyazı var ama hem de Türkçe. Hayır kardeşim ben o dili duyamam. Çok korkunç bir dil. Bu ırkçılık arkadaşlar. Ne Neyse. ırkçılığı ya? Çok korkunç diller. Peki. Slav dilleri benim kulağımı tırmalıyor arkadaşlar. Hop. Verdim. Arkadaşlar sesler falan iyi mi? Bizi rahat duyabiliyor musunuz? Kamp alanlarını açarak o mekanlar arasında hızlı yolculuk yapabilirsiniz. Mekanın ağası şapkalı olmalıdır. 56 years ago, Russia, the Northern Ural Mountains. A Ural group of nine Dağları. students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition Arkadaşlar, to reach the ecdadımızın gezindiği Otorkun dağlar buralar. Bu Ural Dağları çevresinde biliyorsunuz Türkçe konuşan ve konuşmayan pek Mountain. çok halk var. Bu arada bizim bunun filmiyle alakalı aslında konuyu da konuştuğumuz bir videomuz var bu kanalda. Evet, Bu 6 gerçek bir 6. olaydan alınmış. 6-6 serisinde Dyatlov geçidi diye aratırsanız Kolat'ta işte şey kayboldukları dağın adı. Diyaloglu geçidi filmini de konuşmuş. Animasyon ne güzel olmuş. Ve tatlı iş Yekaterinburg, when their yapmışlar. families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, Ecdat Show'dan gün yeni bölümleri gelir mi diyorlar aşkım? İstenirse gelir. The tent was torn down and covered with snow, Çok with all the zevkliydi ama group's ya. belongings left inside. Further examination İsterlerse revealed gelir. it was cut from inside out. Şu The ana kadar surrounding anlattıkları olaylar gerçek footprints olaylar bu indicated arada the crew had arkadaşlar. fled Evet, Bu bu gerçek bir arada. vaka. They were barefooted. Geçen bunları This aramaya bir hakikaten iki yapan. bir ay önce onlar da kaybolmuş. Bir Characteristic of ay people önce. scared out of their wits. Evet. Two sets of Çok prints ilginç led to ya. a forested area down the slope.
Bununla ilgili bak bizim kanalda video var, onu izleyin. The Outlaw geçiş. Bir de biz o videoyu yaptık, o içeriği yaptık. Ondan hemen birkaç gün sonra yine burasıyla alakalı enteresan gelişmeler ortaya çıkmıştı falan, böyle bir tuhaf. The Outlaw vakasından bahsediyorsun ve sonra onunla ilgili yeni bir şey oluyor. Lanet gibi. Terör de öyleydi ya. Filmi izlerken şeyi öğrendik, yeni inmişler patikana daha. It took the spring thaw, 2 months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. Otopsilerinden çok garip sonuçlar çıktı. Internal injuries caused by kanamalar, organ hasarları, neyin sebep olduğu belli değil. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included from an avalanche. Pek çok pek çok teori var arkadaşlar. Each theory, however, only served to create zehirlenmesi diyen var. Rusların gizli uzay üssü var, orada deney yapıyorlar. Radyo dalgalar onları delirtti diyen unexplained var. To this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered deep under the snow. GeForce Now'dan açtık, evet. Oo, kumanda sende hanım. Ne? Şimdi bir şey mi yapmam gerekiyor? Yürü işte. Onunla kafan dönüyor. Biliyoruz o. Ötekiyle ayakların yürüyor. Neredeyiz oğlum biz? Filmden ben kimim? De. Ya çözülür onlar ilerledikçe işte. Şeyi hatırlasana. Ben kimim? Burası neresi? Bu arada oyun yayıncılığının ilginç taraflarından biri, sen de kafana göre bir karakter yaratıp öyle de oynayabilirsin. Muhtemelen olayı araştırmaya giden anonim bir araştırmacısın işte. Güzel modellemişler ha. Hmm. Şöyle yukarıdan bakayım, oradan gidecekler. Ha, yürü bakalım. Gördüğünüz gibi biraz daha iyiyim gamepad'te. Burası Erzurum mu ya? Çünkü dümdüz yürüyorum. Hanım bir bak bakayım, bir Türk bayrağı, saz, tesbih falan var mı etrafta? Hayır, hiçbir şey yok. Yok mu? Burası... Sivas olabilir mi? Sivas ellerinde sazım çalınır. Ay ne güzel kar bu arada her yer. Yürüyüp yürüyüp etrafıma bakıyorum bu arada. Valla oyun şeymiş ya, nereye gideceğimize dair ipucu koymamış. Ben de yani şu an bilmiyorum. Evet. Yolun sonuna geldik. Evet, yorulan değil. Bir pralyoz gibi ağır ağır dönüyorsun hanım. Bir ağırlığı var yani seninle oyun oynamanın böyle. Adabı var. Diye dönüyorsun öyle. Ceren'le yayın oynamanın adabı vardır kardeşim. Kolay lokma değilsin yani, ağır dönüyorsun. Tabii. Şu karların içinden yürüyeyim azıcık. Kim şuraya? Adabı vardır Cören Sungur'la oyun oynamanın. Öğreneceksiniz. Hanım herhalde şuradan gidilecek ya. Ben de öyle yapacağım, bir dur. Heh. Vay be, iki tuşu aynı anda basıyorum ya. Çapraz yiyorsun şu an, biraz boynunu döndür. Burası terk mi edilmiş, kimse yok ya. Bir otobüs durağı var. Hiç yoktan iyidir. Bir medeniyet belirtisidir yani. Direğe çarpmayalım. Arkadaşlar adamlar oyun yapmış. Hiç yere bayrak bir... koymamışlar. Nasıl olacak bu iş, ben anlamadım ya. Koysana bir Polonya bayrağı şuraya, bir şey bayrağı. Hı. Şu ev sanki filmde mi vardı? Filmi izlemişler bunlar da belli. Hayır, eğer öyleyse belki içeriye girmemizi istiyorlardır. Abi bilmiyorum hiç. Kardeşim bize bir ipucu verin lan. Biraz gez bakalım ya. İpucu mu ne ya? Gizem araştırıyoruz burada, ipucu yok. Ama hiçbir şey de kalmadı. Kardeşim ben neyim, neciyim, hangi evresinde bu olay? Kesin şuraya gideceğiz ha. Var ya bak. Hayır, ben önce şu evden şüpheleniyorum. Aa! Dönersin. Buralara giriş yok. A'ya bas bakayım, zıplıyor mu karakter?
Be. Zıplamadı. Bir onlara bas. Çömelme var. Bak çömelme tuşunu öğren. Yaratık tamam. Yaratık çıkarsa çömeleceksin. Ayı bana çıkarsa. Yaratık çıkınca da çömelmek çok işe yarar. Dur bakayım bunlarda bir şey var mı? Ha zoom var bak. Uzaklara detaylı bakmak için onu kullanıyorsun. Hmm. Çok işe yaramıyor. Olsun onu koymuşlar. Ben bu eve giremeyecek miyim yani? Giremiyor muyum? Muhtemelen girilmeyeceksin çünkü zıplama tuşu yok. Zıplama tuşu yoksa bütün gördüğün ince bariyerler sana engel. Peki, geçen o zaman geçen videolardan birine birisi şey yazmış. Oo Ceren'in her videoda oyun okur yazarlığı artıyor demiş. Oyun okur yazarlığı. Aa ne güzel. Oyun okur yazarlığı bizim ben de bütün seyircinin de muhtemelen içine doğduğu bir şey. Hani anladın mı? Bir engel evet. Varsa ve zıplama yoksa biz biliyoruz ki devam etmemiz lazım. Hemen böyle bir gizli iletişim şeyimiz var. Aha bak mesela burada engel de var mı tabii? Bir ses geliyor. Kardeş niye her tarafı çit çevirdiniz ya? Dön bakalım ya. Çitlerden zıplayamıyorum. Zıplayamıyorsun. Ne yapmak lazım? Öbür tarafına bir... Benim niye ayak izim yok ya bu arada? Dön bakalım. Kardan ayak izi bırakmıyorum ben. Yok musun sen acaba? Ay. Yok musun sen acaba? Lan? Vallahi yoksun belki de. Karda ayak izleri bırakmamışım. Ben neyi oynuyorum lan bu oyunda? Bismillahirrahmanirrahim. Karda yürüyeceğim, ayak izi bırakmayacağım. Süleyman mührümü getirin. Aşkım her yere takıldın ha. Açım, aç bana oyunu oynatıyorsun. Ver bakayım şunu bir dakika bir. Maşa şuşeş. Evet. Maşa şuşeş. Niye öyle yapıyorsun? Geçen oyun şeydi ya o bizim şeyimiz. Nasıl dedim? Mantramız. Yalnız oyunda ne bayrak var ne satın. Maşa şuşeş dediğim zaman ben böyle fısıldayarak seyirci moda giriyor yani korku modu. Ayak izlerim yok. Maşa şuşeş. Bence buradan gideceğiz. Bana öyle geliyor. Gamer olan sensin. Ya bana bak kulağıma bunu takıyorsun. Tam da buraya bu mikrofonu koyuyorsun ya ben anında havaya giriyorum ha. Tabii. Baya böyle şarkı söyleyesim geliyor ama şarkı söylemeyeyim herkes kaçar. Bazıları Nane Molla gibi bazı arkadaşlarımız hiç nereye sevmiyor gideyim? Sesimi. Ne tarafa gideyim? Bilmiyorum ki ya ben açım gerçekten düşünemiyorum açlıktan. Yürüyor mu? Yürü. Ya ver yürüyemiyorsan. Yürüyemiyorum. Ne yürüyemiyorsan ver bana ben devam edeyim. Tamam. Öf. Bu kadar da olmaz ki mızmızlanılmaz ki. Yalnız buralarda biz donarak ölür müyüz? Böyle bir şey başımıza gelebilir mi bu oyunda? Kim bilir ama öyle bir şey olsa bir donma şeyi olurdu. Mesela ekran dışından bir şeyler gelir ya da aşağıda bir çubuk böyle azalır falan. Oyun bize şu an hiçbir şey söylemiyor değil mi? Yok söylemiyor ben de şaşırdım. Ölüm geberin karın ortasında. Bir şeye bas bakayım menü tuşuna. Yürü kanka hiçbir şey yok. Pekala. Koş yürü 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 yolumuz uzun. Arkadaşlar oyunumuz Sivas. Sivas'tayız bugün. Nereden geldik ya biz? Sivas ellerinde. Aa, bir de ormanlarda arıyoruz. Kaybolayım gebereyim gideyim tam olsun daha oyuna hiçbir başlayamadan. Şey ben bir oyunun adını yazayım hanım ya. Herkes oyunun adını soruyor şimdi. Sen zaten niye yazmadın ki habire? Dur. Bana ilanı aşk etmekten oyunun adını yazmıyor lan. Seviyorum seni ne var? Thank you. Bir mukabele. Tamam. Oyunun adı Kolat. Ural dağlarında kaybolmuş bir grup dağcının şeyini araştırıyoruz. Olay gerçektir. Diyatlov geçidi vakası. Diyatlov geçidi vakası. Ben böyle boş boş yürüyüp etrafı kolaçan ederken siz de okuyup bilgilenebilirsiniz bu konuda. Ben hatta çok enteresan bir şey. Ya. Çünkü bence çok hakikaten gizemli bir konu. Bizim de bu kanalda onunla ilgili videomuz var. Arkadaşlar mevzu şu. Hızlı da yürüyemiyor bu biliyor musunuz? Yani hızı artmıyor. Ben de hızlı hareket etmek istiyorum artmıyor. Anlat aşkım. Anlatıyorum. Bilmem kaç senesinde bir grup dağcı. O zaman Rus dağcılar onlar. Sovyet Rusyası dönemi. Gidiyorlar Ural dağlarında bir yerde kamp yaparken hop kayboluyorlar. Onları araştırmaya bir ekip gidiyor. Hop onlar da kayboluyor. O da kayboluyor. Bir türlü gizemi çözülemeyen bir yer. Her araştırmaya gittiklerinde
Milletin cesetleri böyle oraya buraya saçılmış. İşte çıplak koşmuşlar. İçlerinde bulunan çadırlar kesilmiş. Radyasyon zehirlenmesi var. İç organları parçalanmış falan gibi tuhaf şeyler çıkıyor. İlginç bir olay gerçekten ve ciddi ciddi açın Wikipedia sayfasını, anlatıyor bütün bu muhabbetleri orada ya, orada yani. Melih diyor ki bak, müzik artıyor yaklaştıkça diyor. Nereye yaklaştıkça? Anladın Bak şuradan girmeye çalışacağım. Girmiyor, giremiyorum biliyor musunuz? mı? Açık Dekor. kapı var. Dekor. Yine giremiyorum. Ama oyun en azından bir küçük ok koysaymış gideceğimiz yere. İyi olurmuş. Bir de arkadaş ne biçim sefer oldu Şuradan ya? gireyim. Yok, buradan da giremiyorum. Yani iki tane adam koysalarmış keşke kasabaya. Şuradan gireyim diyorum. Yok, Yok, buradan da kaydırtmazlar. giremiyorum. Abi ne yapacağım ben buralarda ya? Hanım ver bakayım, iki de ben gezineyim. Müzik tamamen Gideceğiz. kesildi bu arada. Tabii. Bu şu anlamı mı geliyor? Hani yanlış yöne doğru gittin anlamına mı geliyor bilmiyorum. Yani doğru yola gittiğinde müzik artıyormuş ama bende kulaklık yok. Haliyle o işler sende. Şu an var mı müzik falan? Şu an sadece fırtına sesi var. Nerede Rüzgar artıyordu sesi var. müzik? Az önce... Bir de müziği kıstık biz. O zaman müzik şu an yoksa ben müziğin sesini açacağım ki müzik arttığında duy diye. Anladın? Tamam. Çok açtın, çok açtın. Çok mu şu an? Çok açtın. Yani şu an bir şey duymuyorum da çok. Oralar yeter. İndirmiyorsam. Oralar yeter. Tamam, başladığımız yere döndük arkadaşlar. 20 dakikadır hiçbir bir arkadaş diyor ki V-Sync sorunu var Şuradaki sanki. şu binaya falan girmeye çalışalım. Biz gittik hani insanların yaşadığı evlere falan gittik de. Hiçbir şey olmuyor mu? Allah Allah. Buradan değil demek ki. Acaba trene binip gidecek miyiz buradan? Biz yolcu muyuz? Ya abi, tren de duruyor durduğu yerde. Trende de bir şey yok. Kontrollerden bakabilirsiniz deniyor. Bakılıyor mu? Bakalım. Koşma varmış. L ile koşuyormuşuz. Pusula var, o gözükmüyor. Haritada çıkmıyor şu anda. Onları bulacağız herhalde daha. Başka hiçbir şey yok. Daha hiçbir bilgi yok. Evet. Ama bak, şöyle yapınca koşuyor. Asıl tutunca. Şu binalara falan da mı giremiyoruz? Allah Allah. Boşluğun ortasına atmışlar bizi ya. İşte Diatlov geçidi gizemi. Hiç kimse yok, biz neredeyiz? Bunlar Biz kimiz? Ne yapıyoruz? işte. Biraz daha sürükleyici olabilirmiş şöyle. Hani bu da tamam, gerilim unsuru da bari evlere girebilseydik. Müzik duyunca söyle ha. Şuralara halbuki bir tane NPC koysalarmış, o NPC böyle "Evladım buraya gitmeyin" falan deseymiş çok iyi olurmuş yani. Tam öyle bir şeye ihtiyaç var. Koşuyorum artık ormana hanım. Koşuyorum Koş. yani. Ama yani buralarda Yoruldum. kaybolursun. Şiştim koştukça. Ben müzik falan duymuyorum. Duyan var mı? Şu bir Ha, rulo şu gibi. an başladı biraz. Öyle mi? Hafif. Şuna mı yaklaş, trene mi yaklaşacaksın, orada dur. Raydan mı çıkmış o ya? Bir şey olmuş. Ha, daha duyulur oldu. Şu tarafa döndüğün zaman daha duyulur Bu oldu. taraftan gideceğim herhalde. Bakıyorum. Böyle detaylar var bu filmlerde yani. Mesela şöyle bir durumda doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum anlamak için müziğe dikkat edeceğiz falan. Ama bu Enteresan. buna özel bir durum yani. Çok görmemiştim ben de böyle mekanik daha önce. Bir de ilerleyemiyoruz ki. Geleceğim mi? Arkadaki trene doğru git bakalım. Allah Dağa doğru, dağa diyor birisi ama emin değilim. Allah. Herkes her şeyi diyor şimdi chat'e bakıyorsak. Müzik hala geliyor. Yalnız yani şu kasabada bir tane iki tane köylü olsaymış en azından. Şey diyen.
Bak biz demin buraya kadar geldik, buradan döndük ilk. Hmm. Buralardan değil. Bir tane yol kaldı şimdi gidebileceğimiz. O küçük tepecik, höyük gibi bir şey vardı ya, onun etraftaki ikinci yol. Oraya gideceğim şimdi. İyi de oralarda müzik çalmıyor. Müzik geliyor şu an. Şu az önce benim giremediğim ev mi? Tabii. Bak burası da kasabaya giden yol. Bu da tepe. Bu tepeden iki parçaya ayrıldık. Biri tren yoluna gidiyordu, öbürü başka yere. Ya oyunu kim olarak oynuyoruz? Amacımız ne? Bütün bunları bilmeden. Eksik biraz, evet. Buralar eksik kalmış. Ama Bunu yani. çözeceğiz. Herhalde bu yoldan. Bir de gitmediğimiz bu yol kaldı çünkü. Müzik kesildi galiba, değil mi? Yok, kesilmemiş. Hayda. Burada lanetli yol, bariz lanetli bir yol var. Gideyim mi oraya doğru? Keman sesleri gelmeye başladı. Al bakalım hadi. Nereye gideceğimiz bence belli oldu. Ah. Oha. Ben duymuyorum. Keman sesi arttı. Okey, Hem de güzel. şöyle oldu. Güzel. Lan. Ne oldu? Gelmiyorum. Gelmiyorum, hayır. Bana mı geliyorsun dedi lan bir ses. Bismillahirrahmanirrahim. Az önce gördüm zaten, bir silüet gördüm oradan geçen. Öyle mi? Ben görmedim. Hiçbir şey görmüyorsun var ya, sen böyle ormana falan düşsen anında götünü kıtır kıtır kurtlar yer. Benim korku oyunu oynadığımı izlemeyi hiç sevmiyor insanlar. Buralarda falan bir silüet gördüm ben. Sağa sola bakma, yürüyelim ya. Ya arkadaşlar, ben aniden bir şey olunca korkup çığlık atabiliyorum. O yüzden ona göre kulaklıklarınızı şey yapın. Tamam mı? Ondan sonra yok aman kulağımız acıdı bilmem ne. Ben böyle affedersiniz domuz gibi korku oyunu oynayamam. Kendimi tutamam. Niye tutayım? Hadi bir etrafa bakaydın. Aniden bir şey çıkacak diye korkuyorum ya. Dikkatli ilerle ha. Affedersin de yani şu an resmen belanın ortasına doğru gidiyoruz. Ne? Ay! Lan ne oldu? Düştün. Sonunda görebildiğin tek şey ışıktı. Katlanılmaz, yakıcı bir ışık diyor. Bedenimi parçalayan acı. Ruhumu paramparça ettiğini hissettim. Bir bak sağa sola, bir şey var. Adam ruhu paramparça oluyor bak. Bir süre sonra hiç kimseydim. Hiçbir şey. Aa, bak. Işık gittiğinde ise kahredici bir karanlığın içinde kayboldu. Bismillah. Sonumu keyifle kucakladım. Hadi yürü bakalım. Ah, nereye yürüyorum? İşte zaten adam artık hiç kimseyim falan diyor. Var bir durum. Belki de rüya görüyoruz şu an. Anladın mı? Yürü. Geri zekalı mısın ya? Yürü Ya nereye gideceğim? Üstüme bir şeyler yağıyor. ya. Yürüse bakalım. Sen yukarı bakıyorsun, o yüzden üstüne. Karşıya bak. Allah'a Anlamadın sen ekber, bir şey oldu. herhalde. Galiba anlayamadın. Neyi? Beni çok salak Ne zannediyorsun. oldu ya? Lan dönüyorum dönüyorum bir şey yok. Yahu sen Benim yürü. başıma bir şeyler geliyor şu anda. Ben müdahale edemiyorum. Yürü al. Al sen yürü bakayım nasıl yürünüyormuş. Hadi. Önüne bakacaksın işte, yürüyeceksin. Bak. Hop. Ne bunlar? Ayak izi. Bir anda her Var. şey değişti. Demek ki yürünüyormuş bir yöne doğru. Nasıl gerildin ha? Lan daha başındayız, yürü. Bir yön seç, oraya yürü.
Ayak izlerim nereye doğru gidiyordu benim? Oraya doğru gidiyordum. Hiçbir şey anlamadım. Silindi onlar. Geç kaldım. Ya bir yön seçip oraya doğru tamam gidiyor. Tamam be! Şuraya doğru yürü. Cesur ol biraz ya. Gecelerin üstüne cesur doğru cesur olmak bir şey, ayrı bir şey. Saçmalık yapmak ayrı bir şey. Yürüyorum vallahi arkadaşlar. Kör vaziyette yürüyorum. Sen yürü. Allah elbet bereketini verir. Nasıl, müzik ses değişiyor mu? Hayır, hiçbir şey değişmiyor. Yanlış yere gittiğim anlamına mı gelir? Bilmiyorum. Hiç, ben de bu oyunu ilk kez oynuyorum. Ama bak, bir şey gördüm ben orada. Aa bak, nereye geldik? Öyle aa falan deme, hemen kalbim çarpıyor. Bak, nereye geldik? Çadırların oraya geldik. Aa bir bak bakalım çadırlarda. Ay! İç arkadaşım radyasyona uğramış bir tane. Ulan bir ayak sesleri var. Bu ayak sesleri benim mi, başkasının mı? Oraya gir bence ya. Ya bir gireceğim, bir bekle. Gerildim ya. Yanıma bir şey alamıyor muyum? Sopa mopa gibi mi? Ha. Yok. Belli ki alamıyorsun. Ha. A'ya bas diye. I am right behind you. Ruh mu bana yardım ediyor acaba? Ay ben pusuladan falan hiç anlamam. Kaydetmek için belgeleri toplayın. Ne demek o? Yani sağda solda bir şeyler buldukça orayı noktaya bizi save ediyor belli ki. Ay! Nasıl gidiyor? Kendi ayak sesim miydi o? Tamarkandayım diyen kim ya? Adamın ruhu mu? Ölmüş adamın ruhu mu sizce kim? Bölüm 2. Daha önce hiç insanlığına tutunmayı denedin mi? Diğerleri bir denekten, bir nesneden başka bir şey olmadığına dair seni ikna ettikten sonra bunu yaptın mı? Sana cezalandırılmayı hak eden bir canavar olduğunu söylediklerinde bunu denedin mi? Aga, neler oluyor? Anlatıyor. Öyle diyor, böyle diyor. Sen var ya, korku oyunları için tam biçilmiş kaftanmıştın hanım ha. Bak mı? Tabii. Oğlum. O ne orada, bak bir şey var. Asıl bu ayak izleri neden alev alev yanıyor? Radyasyon yüzünden mi? Godzilla mı olduk ya biz oralarda? Ural dağlarında radyasyon yatağı bulduk herhalde. Silin ayak izleri. Oradan ilerle demek istiyor galiba ha? Evet, adamın hayati bilgiler için tuşuna basın. Hangi tuşu? Aşağı ok. Bir dakika. Ne bu? Seyir defteri, günlük raporlar, makaleler, hayatı. L ile yoğun karda koşmak yorucu olacaktır. Temponuzu mevcut koşullara göre ayarlayıp kendinizi tüketmekten sakının. Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce kamp alanında dinlenin ve ardından kendinize güvenli bir rota belirleyin. Dilediğiniz herhangi bir nesneye LT ile... LT hangisi pardon? Şu. Zoom tuşu vardı ya. Yakından bakıyor. İle el fenerini açıp yolunuzu aydınlatabilirsiniz. Bu tehlikeye karşı açık hale getirir. Y ile haritayı ve RT ile pusulayı kullanabilirsiniz. RT de bu. Bunların yardımıyla ve çevrenizi dikkatle inceleyerek gününüzü bulabilirsiniz. Çevrenizi dikkatle inceleyerek. Ay işte o konuda iyi değilim. Ulaşması zor kayalık geçitler sizi ilginç yerlere ve kestirmelere götürebilir. Ulaşması zor kayalık geçitler. Sizi ilginç yerlere ve kestirmelere götürebilir. Onlara ulaşabilmek için bazen alçak engellerden B ile sıkışarak geçmeniz veya atlamanız gerekecek. Sen karanlık dağları keşfediyorsun. Tam aradığın oyun değil mi bu şimdi? Evet. Bunu, ay bak, keşke kok olsaydım ya. Başım ağrıdı şu anda. Hem açım hem gerginim. Ver bakayım. Başka bir ayar var mıymış burada? Bir daha bakacağım. Sayfalar var. Bunlar boş şu anda. Resmen başım ağrı girdi.
Hikayeler diyor. Günlük seyir defteri. Bunlar henüz boş. Tamam. Hadi bakalım. Ah! Yemek geldi. Ay. Nereden sipariş ettiğimiz yemek geldi hanım? Yemek sepetinden sipariş ettiğimiz yemek geldi bey. Yalnız manzara çok güzel değil mi ya? Sponsordur bu arkadaşlar yani. Aa, manzara çok güzel değil mi? Ya işte tamam. Aha. Aa, şu ne? Aha. Şeytan çatlağı mı acaba? Çok yaklaşmasak mı acaba? Yemek yemek ya, ister misin kahvaltı? Ay evet ya, ben yerken sen mi oynasan? Olur. Ben hemen hüpletirim zaten, çok açım ya. Almış. Dur ben kendime koyayım gelin. Porsiyon da porsiyonmuş yani. Dur bir dakika, elimi sileceğim. Ben orada oynayayım, sen izle bana söyle ne yapayım. Arkadaşlar harika değil mi? By the way, Ural Dağları civarı ya burası. İşte şu tarz kar ve soğuğa maruz kalmamak için o zamanki ecdadımız göçmüş durmuş. Ortalık bu hale gelmeden önce göçüyorlar. Kış bu şekilde geçmez diye daha böyle deniz seviyesine yakın, daha ılıman yerlere gidiyorlar. Düşünsenize ya, şu ortamda hayatta kalıyorsun. Şimdi yani, biz nereden geldik? Doğru yere gittik. Ayak izlerini takip ettik. Ama nereden geldik? Harita ve pusula. Y tuşuyleymiş. Oluyor bayağı, 6-6 için yapmıştım. Ha, burası kamp. 31-59'da kamp. Kampa gideyim bir daha bakayım. Kamp bu tarafta mı? Doğru yere mi dönüyorum? Ceren kamptan çıkarken bakmadım çünkü. Şu ne? Ha, bot kanlıktan. Gittim gözüm. Ha, tamam. Ha, bu bizim demin çıktığımız kamptır. Tamam. Ha, sen de bu taşlara doğru yürüdün zaten. Hı hı. Tamam, bak şimdi. Hı. Haritada biz şu noktadayız şu anda belli ki. Şu yol boyunca yürüyüp bir çatala geleceğiz. O çataldan sonra kafamıza göre artık izlere göre dağılırız bir yerlere. Haritaya not konuluyor mu? Konulmuyor. Konulsa iyiymiş. Işığı da kapattım. Ay mis kapatıyor. Yalnız bunlar Ural Dağları falan diye bayağı fantastik bir yer tasarlamışlar ha. Fantastik mi? Evet, bunlar ne? Aa! Arkadaşlar Ural Altay Dağları, bir bakar mısınız fotoğraflarına internetten? Bir bu yola gidebiliyorum, bir bu yola yani gidebiliyorum. Yani zaten gerçekte bile fantazya gibi bir yer. Yani harika bir coğrafya. Bence yol ayrımına geldik aslında. Çok büyük bir şey belki de gizlememiz artık. Bak şurada bir rota var gidebileceğimiz. Bir de burada büyük bir rota var. Bir de demin baktığımız şu kısım var. Ya aşkım ben karnımı doyurana kadar sen hiçbir şey. Şu an harbiden kafam çalışmıyor. Şu ne acaba? Radyo kulesi gibi bir şey var orada. Hmm. Pardon. Oyunda çok gıcık olduğum bir şey varmış da onu düzelteceğim. Ne o? Ya insan gözüne sanki kameraymış gibi muamele yapan böyle bir depth of field, görüş derinliği diye bir şey vardır da. Hah. Orada bak öyle bir yapı var. Hanım yürüyorum çatla. Yürü yürü. Helal et. Yürü. Bakacağız orada ne var diye. Atlama da içine pat diye. Oha. Bu ne ya? I set out the moment I heard about the incident. Böyle I was in the area so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a
Birisi gelmiş arkadan, orada kaybolan insanların peşinden. Rus bir araştırmacı bu belli ki. Kurtarma ekibi geldiğinde onlara birimin bu görevdeki rolünü açıkladı. Ha, bak çok iyiymiş. Anlat. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was. Şöyle. Hadi bismillah. Aha. Hanım. Aha. Ne oldu? Bunlar yoktu demin. İnsan figürleri çıktı taşın etrafına. Ne oldu lan? Aa. Ha. Birkaç kişi öldürülmüş, bir kişi hayatta kalmış, o da delirmiş falan mı ya? Adam şöyle dedi, bu belli ki birim diye bir yer diyor. Yani Rusya'da muhtemelen böyle X-Files'ı falan gibi bir yerden gelmiş bu herif. Vakayı ilk duyduğumda herkesten önce ben harekete geçtim araştırmak için. İzler 500 metre sonra kayboluyordu diyor. Hı hı. Kurtarma ekibine bilgi verdim falan filan diyor. Yani hı hı. Aslında şey yapmışlar. Gerçek olayın etrafına böyle fantastik bir şeyler örmüşler yani. Şuraya doğru gidiyorum ha. Kırmızı sopanla oraya doğru gidiyorum. Ne oldu şimdi ya? O parlak ışıklar falan filan neydi öyle? Hanım, işte onu bilsek oyunun gizemi kalmaz zaten. Bulacağım, bulacağım. Buraya kadar gelmişiz, bir sürü yolu aşmışız. Onu öğrenemiyor muyuz yani? Ben ne yöne yürüyorum acaba şu an ya hiç? Yer yön tayini yapmadım. Muhtemelen şu an şuralardayım muhtemelen. Aa, haritaya bir takım koordinatlar işlemişler. Neyse. Allah bizi çıkarır oraya zaten, bir şey olmaz ya. Dokümanları buldukça yemek oyunu kaydediyorum. Yemek sesim gelmiyor inşallah size. Ha? Yemek sesim gidiyor mu acaba? Biraz gider. Ben Mehmet'cim kılmışım şimdi. Neyse, bu kadar oldu. Parmağımız arasında harikaymış bu arada. Oyunun atmosferi çok güzel. Hmm. Fırtına sesleri falan koparıyor. Çok güzel oluyor yani. Seni çok iyi duymuyorum ben bu arada. Allah'ı yanıma aldım gidiyorum şu an, haberin olsun. Ben korku oyunlarını genelde böyle oynarım. Ya bismillah der bir yere doğru yürürüm hep yani. Karnımı doyurayım, yetişeceğim sana. Kulağıma biri konuşuyor. Seni seçtim falan diyor. Yakışıklısın diyor. Boylu boslusun diyor. Deliriyorsun ama diyor. Boşluğa diyor gidiyorsun, kayıyorsun diyor boşluğa. Ne moralini bozuyorsun be? Ha? Ne moralini bozuyorsun adamın? Deliriyorsun meliriyorsun. Delirdiğimiz falan yok, geziyoruz etrafta. Mağaraya doğru gidiyorum ha. Buradan sağa çıkmayız. Aman çok da derin bir mağara değilmiş. Azıcık burada dinlensek mi? Çünkü yorulma barı yok hiçbir yerde. Demek ki yorulma yok. Ama açıklamada dedi ki uzun bir yolculuğa çıkmadan önce çadırın içinde bir yerlerde dinlenin dedi. Öyle mi? Evet. Oraları okuduğum için biliyorum. Oo, gerilimli müzik geldi bana şu an. Aa.
Şu dağın çevresinde kokmuyor muydu bütün olay zaten? Burada. Mekanlara bak ya. Aa, senin dediğin oluyor. Kendi ayak sesinin dışında da bir ayak sesi duyuyorsun arada. Evet, bir şey seni takip ediyor. Vay, güzel atmosfer yapmışlar seslerden filan. Gidiyorum ben. Oyunda zıplama olmadığı için oraya geri dönemeyeceğim muhtemelen bu arada. Konuşma sesi var ya, o zaten seni takip eden bir ruh filan bir şey. Belki de sen kendin ruhsun, adamı takip ediyorsun bu arada. Chat'te Ekim Bağcı, arkadaşlar SteelSeries Stratus Duo almayı düşünüyorum. Kullanan varsa fikrini söyleyebilir mi demiş. Ekim bana onu sponsorlukla gönderdiler. Bir sene tepe tepe kullandım. Ama yayıncıyım ben, ne kadar çok kullanıyorum onu düşün. O bir senenin sonunda şu üstüne böyle çıt diye basarsın ya tuşlarım. O bozuldu. O bozulunca tadı kaçtı. Bir senenin sonunda. Ama o zamana kadar çok iyi çalıştı, haberin olsun. Sordum diye söylüyorum. Ben şu an Xbox Series S kumandası kullanıyorum arkadaşlar. Ben Sarıdağ'a doğru gidiyorum valla. Tamam. Oyun biraz Walking Simulator. Oraya gittim, buraya gittim. The Game yani. Arkadaşlar oyunun ismi Kolat, Polonya yapımı, Ural dağlarında yaşanmış bir Dyatlov vakası geçidi diye gerçek bir olay var, aratın Google'da. Onu fantastik bir şekilde inceliyor anladığım kadarıyla oyun. Oyunun hiçbir yerinde saz, bayrak, helva göremedik. Bu Polonyalılar da oyun yapmayı bilmiyor diyoruz. Ulan şu an aniden bir şey çıksa altıma sıçarım ha, korktum iyice. Fırtına sesi sürekli insanın kulağında geriyor. Oh. Ama iyi gezdik. Ama iyi gezdik. Evet, devralabilirim. Sungurcuğum. Hadi sen de yemeğini ye. Geri vereyim ama. Yani nerede olduğumuzu artık. Ben de bir tık kayboldum, haberin olsun. Görtada neredeyim bilmiyorum. Canımızın sağlığı yani. Sen bilmiyorsan benim bilmem hiç mümkün değil. Biraz ben oraya bakayım dedim başta kaybolmamak için. Sonra artık helal olsun dedim, saldım. Kayıbız yani şu anda. Kulaklığı verebilir misin? Vermez olur muyum? İstersen kızarmış patates bile verebilirim sana. Aa, yok yok. Sen de karnını doyur. (Gülüyor)
Evet. Yani oyundaki amacımız nedir falan hiçbir şey bilmiyoruz. Yani söylemedi, oyun söylemedi. O yüzden de biraz... Nereye geldi? Dur, ilginç bir yere geldik bak. Bir sıkıntımız var bu konuda ama... Yani niye hala bir şey olmadı diyorsanız... Oha. Oo. Evet. Duaları alalım. Başlangıçta her şeyi doğru yapmak istedim. Kafa gitmiş. Sonra anladım ki bana dokunduğunu sandığım şey Tanrı değilmiş. Sadece bir intikam aracıymış. Sana doğru geliyorum koç. Ve kayboldu. Aa, bu bizim peşimizdeki ruh bence, biliyor musun? Şuraya gel, buraya geldi. Eğer doğru yönde gidiyorsan karşına çıkıyor belki de. Evet, doğru yönde gidiyorsun diye. Ha. Burası şey mi? Hani var, bu filmde de vardı ya, böyle bir kapağı kaldırıyorsun, giriyorsun, tünel. Ay, ama tünele girdikten sonra hiçbirimizin yüreği kaldırmaz yani bu arada. Şuradan gideceğiz hanım. Nereden? Buradan mı? Şuradan. Buradan mı? Evet, geldik oraya. Peki şimdi burada Paskalya Adası heykeli ne alaka sayın seyirciler? Arkadaşlar. Oyunu Paskalyalılar yapmış aşkım. Bir dakika şimdi. Ha, ya da onlara benziyor. Paskalya Adası heykellerini bilir misiniz? Paskalya Adası'nda yer alan, binlerce yıl önce dikilmiş, kimin diktiği bile belli olmayan, nasıl, neden diktiği belli olmayan çok enteresan heykellerdir. Onlara benziyor bu heykeller. Fakat Sibirya sanatının, hani Ural civarındayız ya. Yani Sibirya sanatının falan bir örneği ise şu an burada gördüklerimiz, tabii bilmiyorum, olabilir de. Ama niye burada yolun iki kenarında bunlar var? Hayırdır yani? Ya bu aşkım. Ne? Kafatasları bunlar ha. Aşkım. Filmde de o tünele girdikten sonra iflah olmuyorlardı hatırlıyorsan. Buraya girmek zorunda değil. Dön git istersen. Ama girmezsek de tadı var mı yani? Yok ya. Ben diyeceğimi dedim. Arkadaşlar. Böyle şeyler arkadaşlar. Hanım sen tarihçisin. Neyin, kimin kafatası bu? Ya bilmiyoruz ki. Ama şamanik bir takım ritüeller yapılmış. Koruma büyüsüne benziyor. Koruyucu muskalara benziyor. Çeşitli hayvan veya insan kafatasları bu şekilde, bu amaçlarla kullanılır. Korkma hanım, belki de Ya bu yolun devamında kimsenin herhalde bulmasını istemedikleri bir şeyler var. Para mı var acaba? Para mı? Ne parası ya? Nakit para. Nakit para. Niye buraya saklıyor? Putin'in altın, parası mıymış? Altın, platin. Putin'in aşırı parası olduğu için artık adam koyacak yer bulamamış. Demiş ki götürün Ural dağlarına saklayın. Bak şimdi ya. Yine başladık, bana mı geliyorsun diyor. Bana mı geliyorsun aslanım diyor. Oğlum sen, ben uçurumdan kendimi atayım mı istiyorsun ya? Bana mı geliyorsun, bana mı geliyorsun?
Bir yere çıkmıyor burası. Köprü var. Ne köprüsü? Aç. Bunun üstünden mi geçeceğim? He. Geçersin ya. Geçilmiyor. Geri şeyi zorluyorsun. Ha, hop. Dikkat. Hop. Bak geçti. Bir şey yok. Ya abi nereye gidiyorum şu an ya? İnce ince o taraftan devam belli ki. Arkadaşlar gamepad konusunda biraz daha iyiyim sanki ha. Tam yürüdüğün yere kafayı çevirme alışkanlığını da edinsen olacak zaten. Ne oldu şimdi? Dön bakalım şöyle. Yol mu yok mu bir yer? Hayır. Düz mü gideceksin acaba? Çok mu yüksek? Devam edebilirsin oradan sanırım. Bir patika vardır belki baksaydın ya. Geldiğim yerlerde heykel var mı diye bakıyorum. Şu ateşin olduğu yerden geldim değil mi? Tabii. Öyle döndüm buraya geldim. Kim yakıyor abi burada bu ateşleri? Ha? Bence oradan devam edeceksin. Ya kardeşim buranın sonunda devam edilecek bir yer mi var? Hı. Ne? Yürü bakayım. Aşağı mı atlayayım? Bismillah. Ha atlıyormuş. Yürüyorum aşağı mı? Burada hiçbir şey yok. Bir yukarı patika var, bir aşağı patika var. Oha. Tamam, geri bas. Ya da ileri yürü, bilmiyorum. Oradan git, oradan git dedim. Başıma taşlar yağıyor, görüyor musun? Bitti, tamam, devam et. He. Hiçbir şey yok. Buradan sonrası gitmiyor. Kızım şuradan yol gidiyor işte. Nereden gidiyor? Bak. Nerede aşağı, yok? Aşağı. Gide mi aşağı atlayacağım? Hı-hı. Bak mağara. Belli ki birinin evi buralar. Bu ne lan? Aha. O ne? Ha. Getirdin biz nereye soktun? Garip garip yaratıkların. Sen kimsin lan? Aşkım çabuk gel. Sen girdin buraya. Cesursun. Cesuruz da bir şey bulduğumuz yok. Tuhaf tuhaf yaratıklar var içeride. Bedensiz varlıklar. Arkadaşlar şimdi o zaman şöyle düşünüyorum. Bu heykellerin olduğu yerler falan var ya.
O zaman diyorum ilkel zamanlardan beri bilinen yerler. İlkel insanlar da ta o zamanlar buralara böyle heykel dikmiş diye düşünüyorum. Bak şimdi bak. Pardon. Affedersiniz. Bu kayalar parlıyor. Doğru muyum? Niye parlıyor bunlar? Bir de tamam çok tuhaf bir mağara bulduk, içine girdik. Hani bir aksiyon yok. Bir daha geçiyorum mağaradan. Şöyle bir yer. Tuhaf. Aşkım. Ben dalgasını geçmiştim ya Diatlov Geçidi Vakası filmini şey yaparken. Dağlardan böyle boşa radyasyon akıyor. Putin onları şişelese satar aslında falan. Ha. Galiba gerçekmiş. Şu görüntü o değil mi ya? Dağlardan boşuna şu anda radyasyon akıyor. Şişeleyip satmak lazım bunu. Radyasyon değil sudur hanım o. Oyun yürümeli ama oyun şey. Olaylı değil. Ama sen geri evet. Mi döndün? Geri dönme, ileri git. Hayır ama tamam da burada hiçbir şey olmadı yani. Olmayabilir. Abi o kadar yoldan geçiyorum, geliyorum. Hiçbir aksiyon yok. Oyun tasarımcıları bakın bunu not alın. Aşkım bunu geliştiren de Polonyalı küçük bir ekip işte. Bu kadar koyabilmişler. Hiçbir şey olmadı. Ne bir bilgi edinebildim, ne bir ilginç bir şey gördüm. Daha doğrusu gördüm ama ne konuştum ne bir irtibata geçebildim. Nasıl iş ya bu? Bak vatandaş geçenlerde bunun draması oldu ya. İyi oyun kötü oyun çok konuşuldu hani. Duyduğunuz sazın sesini. Oyuncunu sıktığın yerde korku da bitiyor. Sıkılan oyuncu korkmaz. Korku oyununa giren insan korkacak. Evet. Yürü biz aşkım, biraz zopadan... değişiyiz anlıyor musunuz? Biraz farklıyız biz yani. Zopadan yürü aşkım. Ne yapayım? Zopadan yürü. Başka bir... Haydi öldüm. Düştüm. Öldünüz. Öldünüz lan. Ulan şerefsizler. Öldünüz ne demek lan? Ama sen yürüyemedin sopadan, yana çektin hemen. Ayağımı görüyorum. Bana doğru düzgün hareket etme fırsatı mı verdin? Bana şu gamepad'i düzgün kullanma fırsatı mı verdin? Hı. Tipimi görmüyorum. Elimi ayağımı görmüyorum. Nasıl olacak? Ondan sonra da yürüyemedin, öldün. Kapat şunu ya. Öyle mi? Kapat ya. Vallahi. Bu ne ya? Evet. Ha? Aa, başlarım ha. Hey. Bir daha baştan geleceğim. Bütün eziyete baştan katlanacağım ve yine hiçbir şey olmayacak. Al. Kapat ya. Sizle başlayacağım ben. Hey, gerçek bir oyuncu oluyorsun sen yavaş yavaş. Hani böyle ayağını görürsün. Tamam mı? Gamepad'le de onu şey yapman gerekir, ayarlaman gerekir. Bir şey olur, hani gerçekten bir beceri bakalım yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Yapamam, sonra beni oyunundan at. Bu ne be? Evginiz. Fuck you. Bir şey söyleyeyim mi? Bu eleştiriler çok haklı eleştiriler ha. Bence de haklıyım. Sizi mi çekeceğim ben 2 saat? Şey mi yapacağım bu dakikadan sonra? Ah öldüm, dur baştan başlayayım. 2 saattir uğraşıyorum bir şey gelsin başıma diye. Hmm. Peşime takmışsınız hayaleti. Ensemde böyle sürekli. Bana doğru mu geliyorsun falan bir şeyler anlatıyor. Şiir miir bir şeyler konuşuyor. Hiçbir şey olduğu yok. Bedensiz varlıkların mağarasından geçtim az önce. İnsanın başına bir şey gelir ya. Hiç. Outlast? Aç. Çok pisse oynamam yalnız söyleyeyim. Hmm. Outlast diye çok bağırıyor arkadaşlar. O yüzden açalım. Ama öyle etraf iğrenç falansa oynamam. Okey bakalım. Oynayıp oynamayacağımızı görelim en azından. İğrenç şeyler varsa oynamam. Biz bu kadarcık mı yemek istedik? Başka bir şey istemedik mi? Doymadın mı? Sanki doymadım ya. Aslında doymuş olmam gerekiyor. Tatlı da mı söyleseydik ya? Ha ayran da gelmişti ya. Ayranı vermedim sana. Ha İçer neyse misin? Onu. Yok yok şimdi içmem. Veya versen azıcık içeyim ya. Tuzlu şeyim gider. Çok sağ ol. Tatlı da mı söylesek Sunmuş? Allah Allah. Şu an şeyden emin olamıyorum. Sponsorluğun olduğu için mi acıktım falan çekiyor yoksa gerçekten doymadım o koca salata yedim de.
Sponsorlu yayın diye bir numara çekebilme ihtimalim var mı benim? Yok. Sizce benim bir numara çekebilme ihtimalim var mı? Benim kadar direkt bir insanın. Ne istiyorsun? Ayran şişirir bu arada, aynen. Yapıştır ayranı. Supongle'yi söylediğin yeri hatırlayamadın değil mi? Yok. Çikolatalı bir şey istiyor canım ya. Çikolatalı bir şey. Bitter çikolatalı olsun. Arkadaşlar. Af şekerli olsun. Vatandaş, gençler. Hanımınızın canı ileride tatlı istediği vakit tatlısını alın. Erkekler, dinliyor musunuz burayı? Şu an bir evlilik nasıl iyi yürür konulu küçük bir demonstrasyon izliyorsunuz. İşte buralar şey demeyeceğiniz anlar. Hanım tatlı yemesen mi? Bak falan, hani anladın mı? Hanım tatlı istediğinizde tatlıyı alın çocuklar. Tatlı yemeyeceğim mi diye soran mı yani? Yemesen mi diye cümle kurabilen var mı gerçekten? Ha bakalım. Ne cesur beylerdir o beyler. Öyle bir cümle kurabilen beyler varsa. Bak bu sefer anlatıyor ne olduğunu. Outlast contains intense violence, gore, graphic sexual content, strong language. Sufle ister misin? Please enjoy. Geçen gün söylediğin sufleyi beğenmedim, söyleyeyim. Beğenmedin mi? Çok tatlı, az çikolatalı. Okay. You are Miles Oxshore, an investigative reporter whose ambition is about to earn him. Fıstıklı sarma ister misin? Hayır. Çikolatalı bir şey. Ha, okay. Intimate. O da bu saatte varsa tabii, bulursak. Bakalım. Olmadı, gofret mofret yerim bu arada. O tatlı yenecek. Hell on earth. Evet. Always willing to risk digging into the stories no other journalist would dare. Okay, tamam. Continue. Ural Dağları'nda gezmek isterseniz az önceki oyunu açarsınız arkadaşlar. Karlı havada gezmesi güzel oluyor. Hakikaten güzel oluyor. Her yerde kapalı arkadaş. Boşver, gofret var, onu yerim. Gofret mi? Olmaz, çözeceğim ben bu meseleyi. Bebeğim. Biliyorsun ama ben iyi çikolatalı bir şey olmazsa yemem ya. Ağzımı sürmem. Bir tane kaşık alır bırakırım. Kastıma boş ver. Gofret yerim. Bakalım başka. İki filtre atalım diye. Hemen vazgeçmeyelim. Oo, akıl hastanesinin yanından geçtik. Veya akıl hastanesinin direkt kendisine gidiyoruz. Kendisine gidiyoruz. Bir şey ezalıyorum, yazıyordum. Investigative detective. Bakalım burada. Ama şimdi bu akıl hastanesinin içerisi mi pislik içinde olacak? Bak bakalım, beğenmezsen oynadık, beğenmedik deriz en azından. Çok söylüyorlar bunu, bakmış olalım yani. Çevireceğim mi çocuklara? Neyi? Metni. Ha. You don't know me. 17 Eylül 2013. Bize gelmiş. Miles Upchur. You don't know me. Beni tanımıyorsun. Have to make this quick. They might be monitoring. Hani çabuk olmak zorundayım. Beni izliyor olabilirler. I did 2 weeks of software consult at Markov Psychosis Facility Mouth Message. All sorts of ideas. I'm very much breaking right now. But seriously, fuck those guys. Ne yapmış? Markov psikiyatrik sistemlerde Mount Massive'de software consult yapmış. Ne deniyor buna? Yazılım danışmanlığı mı? Hı hı. 2 hafta boyunca yazılım danışmanlığı vermiş. All sorts of NDA ne? Anlaşmazlık şey, açıklamama anlaşması. Ya bu buraya bilimsel işler, şey, teknik işler için gelmiş bebe belli ki. Tamam. İçeride böyle rüya ile alakalı falan korkunç terapiler yapıyorlarmış. Dağlarda bir şeyler bekliyor bizi falan filan demişler. Terrible things happening there. İnsanlar acı çekiyormuş. Murkoff da bunların üstünden para kazanıyormuş. Sen bunları ortaya çıkartıyor. Biz de basınız. Hmm. Gazeteciyiz biz de. Doctors talking about dream therapy, going too deep, finding something that had been waiting for them in the mountain. Finding something that had been waiting for them in the mountain. People are being hurt and Markov is making money. İnsanlar işkence görüyor demek istiyor burada hurt'tan aslında yani. Hmm. Markov da bunun üzerinden para kazanıyor. Bunun açık edilmesi, ifşa edilmesi lazım diyor. Close. Nereye basacağım? Türkçesi varmış, dur. Türkçesi mi var?
Ben gofretimi alayım geleyim mi? Al gel. Senin yiyeceğin tarzdaki tatlıcılığını alıp kapatmış bu saatte. Türkçesi yok mu arkadaşlar? Türkçesi muhtemelen patch. İstersek Nihongo var. Ama Nihongo'muz da iyi değil. Türkçesi olaydı iyiydi bu arada ya. Korku oyunlarında çok bir şey yok. Bir Türkçe koysalarmış iyiymiş bunlara. Evet, yama olarak var ama biz GeForce Now'da oynuyoruz. İşte GeForce Now'un eksikliklerinden bir tanesi. Türkçe yamaları yükleyemiyorsun. Oo, biz tatlı söyleyemedik. Sen kaymaklı ekmek kadayıf mı söyledin? Canınızı çektirdik demek ki, İsmet. Nihongo ne ya? Bilinmeyen dilleri koyup ha? Patatesler kalmış orada yemediğin. Hı. Onlardan götürdüm biraz. Afiyet olsun aşkım. Ver, oynuyorum şu an. Oyna, ben bir herkes çalacağım. Tamam. Başım vardı. Aç aç korku oyununa girdin tabi. Gidiyorum gecenin üstüne. Gidelim. Bak. Kameram var böyle. Kötü kötü olayları kayıt almam gerekiyor. Olayları da böyle kayıt alıyorum. Mekana baktığımda bile... Türkçesi varmış da patch olarak varmış, resmi olmayan. Onu da şey yapmayacağım. I start feeling sick just looking at this place. Massive Dağı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Shut down, aim and scandal and government secrecy. Reopened by. Aşkım o paketi aç da milletin kulağı patlamıştır şu an. Paketi komple aç. Burada açıyorum be. Çok rahatsız eder o. Peki. Onu komple çıkart. Arkadaşlar Ceren'le de bazı acemilik böyle şeyleri öğretiyoruz. Yayıncı taktikleri. Onda bir sıkıntı olmaz. Paket deli ediyor ama. Kulaklığa çok gidiyor. Pardon. Neyse efendim. Murkoff Corporation diye bir şey. Efendim milleti tedavi ediyoruz kisvesi altında. Tedavi etmek yerine işte öyle deney meney yapıyormuş milletin üstünde. Bir de buraya gelirken bir mil önce adamın elektrik bağlantısı kopmuş. Bu şey mi? Adamını atıyorsun içeri, hemen sen de bir parçası oluyorsun olayların. To run, hold down. Eğil de şuradan geç diyor. Ha. Arkadaşlar burada Nihongo sanırım Japonca ya. Demin bir arkadaş bu ne böyle bilinmeyen dilleri koyuyorlar, Türkçemizi koymuyorlar falan demiş ya. Benim tahminim Nihongo Japonca ise mantıklı. Aa sen bakacaksın. Hadi bakalım ya. Aşağı indik. Ay affedersiniz ya. Bu oyunu seni biraz zorlayacak gibi hissetmeye başladım. Sen şuradan mı tırmanmıştın? Aha. Ay. Bu oyun biraz seni zorlayacak gibi gelmeye başladı. Ay zorlasın. Güzelsin. Çok tiksinirsem dediğim gibi. Buraya niye çıktın sen? Bir giriş arıyorum. Oha, tuhaf tuhaf sesler duyuyorum. Bir şeye bak. Oo, bir şey mi olacak seti? Bir şey olmaz da var. Arıların sesi mi? Az sonra bir şeyler olacak sesi mi? Aşkım sen de yani daha hiçbir şey olmadı, bağırmaya başladın hemen ha. Olabilir. Strese giriyorsun. İnsansın. Hmm. Ne yaptın ki şimdi?
Buradan iniyorum aşağı ben. Hayır hayır. Buradan çıkacaksın. Devam. Yol bu. Yürü. Ya ne yol bu? Hiçbir yerde ya... Bir yerden gidelim mi? Yürü. Dön. E döndüm. He. Buradan geçemedim. Pıt diye kendimi aşağıda buldum işte. Yeşile basacaksın tam yürürken. Nasıl yapacaksın onu? Şöyle. Bak izle beni. Böyle yerlerde aşağıya bakmak genelde daha iyi rahatlatır seni, anladın mı? Bak ayakların da var bu oyunda. Bir önceki oyunun aksine. Hmm. Şuraya kadar gelince zıplayacaksın. Bak şimdi. Abi her şeyi kendimiz mi yapacağız? Zaten oradan bir insan normal adımla geçemez ki sevgili oyun. Ben oraya adımla attım mı sen beni otomatik hoplatmalısın. Allah. Ya düştün işte. Ya işte. Bir çekirge biri sıçrar, iki sıçrar. Bana artistlik yapacağım derken bir sürü zaman kaybettin. Arkamızdan da kesin iğrenç biri geliyor, götümüzü kesecek. Yok be, daha buralar tutorial. Hah. Bir daha yap, bir daha yap. Şöyle bak, yürüyorsun. Yahu! Yürürken yeşile basıyorsun, zıplıyor herif. Yeşil. Tamam. Hop! Yapabilecek misin? Biraz yürü, sonra yeşile bas. Hop! Helal. Çözdün sen bu işleri ha. Abi burada giriş arıyoruz da Allah aşkına nereden gireceğiz? Pencereden mi gireceğiz? Şöyle dön bakalım ya. Yürü bakalım şöyle. Lan nereye gittim? Şöyle bir kafayı kaldır da bir etrafını gör. Dalga mı geçiyorsun ya? Kafayı bir kaldır, kafayı, boynu. Aa, ha yürü bakalım. Ha tırmanacağız bayağı. Yürü. Bas yeşile. Neyle tırmalıyoruz? Yeşildir. Zaten oyunda yazacak, azıcık sabretsem. Dön geri. Dön. Hah, bak böyle yürüyeceğim. Niye böyle bir saçmalık yapıyorsun? Yere bak da düşme. Demin bak. Yere bak. Sen ben düşeceğim. Yere bak, götürü yere. Kıracağım. Yere bak ya. Yere. Hah. Tamam. Böyle yürü işte. Ay. Tamam. Dön böyle biraz. Böyle dön istersen, vücudunu bir ayarla tahtaya göre. Dön. Ya. Dön. Abi milletin beyni dönecek. Kızım, dön bir vücudunu döndür. Nasıl döndürürüz vücudumuzu? Hah. Tamam yürü şimdi. Tamam, nasıl yürü. Döndürüyoruz vücudumuzu? Yürü. Dön biraz daha. Dön. Hah. Niye salakça bir iş yapıyoruz? Kapıdan diye girmedik. Kapı kilitli. Sanırım gireceğimiz yer orasıydı. Ha ne oldu? Geri gel. Bütün yolu geri mi döneceğiz? Hayır, biraz geri gel. Yürü. Yürü. Dur. Kafayı kaldır. Bir bak bu tarafa. Aa. Ne? Oraya zıplayacaksın işte. Açık cam var ya. Nasıl yukarıda. Zıplayayım lan? Oraya yaklaşıp A'ya basacaksın. Oğlum ben tavşan mıyım? 2 metre yere zıplayayım. Şuraya elini koyacaksın Allahsız. A'ya mı? Yürü oraya. Yaklaş. Bas A'ya. Tam bak oraya. Bak ama. Hayır. Oraya bakar mısın? Hayır. Tam bir pencereye bak gideceğin yöne. Bas A'ya. İçeri girene kadar canım çıktı ya. Elektrik kesildi sen içeriye girince. Arkadaşlar her an çığlığı basabilirim yani. Bas kameraya. Nereye basayım? Kamera tuşu var böyle bir tane. Hangisiydi? Bu muydu? Bir şey yok. Karanlıkta neyi çekeceğim? Bunun gece görüşü neydi? Gece görüşü neydi ya? Yo. Allah Allah. Allah Allah. Çözemedik işi. Işık mışık yok muydu bunda? Neyse dur. Gel. Elime bir kolonya döküp geleceğim. Kapkaranlık bir yere çıktık. Ne yapılır bilmiyorum. Ver bakayım bir. Çözeriz şimdi. Ha, bak arka cam açık en azından. Haa. Aşağı atlamamışız ki daha. Tamam. Hmm. Okey mi? Gece görüş kamerasıyla baka baka gezeceksin işte. Ben. Hmm. Burada. Evet. Azıcık sen gez.
Sen gez, ben bir şey yapayım. Geziyorum o zaman. Gez gez. Ben de hemen 2 dakikada şurada bir şey yapayım. Evet, hadi bakalım. Bugün de korktuk. Korku oyununda yine bana kitledi arkadaşlar. Hiçbir şey de duymuyorum. Aşkım, kapı varmış böyle bir tane açık. Neyse, çıkıyorum buradan. Çık bakalım. Kameranın gece görüşüne iş bırakana kadar bir tane el feneri alaymışız yanımıza. Yalnız biz de biraz salağız yani. Şöyle bir tane açıyor. Yürüyorum. Gir. Gireyim buraya da. Niye giriyorsun ya? Ne yapayım? Abi, kapalı mekanlara girmesek mi? Bunları çekeyim mi ya ben? Çek çek. İşte kan arkadaşlar. Yerdekileri de çek. Hadi. Programı jeneri yaparım bunları. Evet arkadaşlar, cinli eve girdik. Tamam. Açıyorum burayı. Aç lan. Hayt. Az önce biri mi varmış? Yo. Morfojenik enjine falan koymuşlar. Spitometrisi falan yükselmiş. Falan filan. Bu ne abi ya? Magic shit. Oo. Kim var lan orada? Lan girmişsin. Kim var lan? Oğlum kaçsana. Niye kaçıyorum ya? Az önce kapıyı kapattı bir. Saklansana bir yere. Ben gazeteciyim, gazeteci. Lan gazeteciysen. Açın. Salak değilsin herhalde. Açın. Markov Corporation. Devletten aldığınız paralarla bize bir dil altı verirsiniz belki. Lan adamın da satır matır var. Vardır bir şey vardır. Her taraf kan zaten. Ya korkma be. Şuraya bak. Hayır, öleceksin şimdi zart diye. Bunlar izlenmedir, boş ver. Ya! Yapma şunu be. Oo, yemek mi o? Aa. O ne be? Mumbardır bu da, pişmemiş çiğ mumbar. Ben böyle oynuyorum işte korku oyunlarda. Zombi mi ele geçirmiş burayı? Ne olmuş böyle? Ha, giriyoruz ya. Buraya gireceğim. Hazır mısın? Manyak mısın? Giriyorum yani. Hopa gidin. Hopka. Ekmeğimizin peşindeyiz de abla. Abla, ekmeğimizin peşindeyiz be. Bir bakayım karanlıkta ekstra bir şey var mı? Ya, burada yok. Demedim mi? Demedim mi? Yar, ben sana söylemedim mi? Yanımızda yine silah melah hiçbir şey yok değil mi? El feneri bile yok. Ne yani? Abi orada bir şey olur. Ben... Kimseyi kurtarmayacağız. Sadece olan biteni belgeleyeceğiz. Bu mu yani? Biz 2 video çekip çıkacağız hemen ya. YouTube'a atacağız. Ha, çıkacağız. 1 milyon izlenme banko. Kütüphane giriyorum. Gir. Oh, izlenmedir bu ha. Herif sallamıyor muydu havada? Nasıl düştü bu? Öldü adam. Beyefendi, iyi misiniz? Olaylara bak. Sen bunları... Aaa! They killed us!
Varyantlar çıktı diyor varyantlar. Kapatayım da ışık yap, boşuna pil yakmasın. Varyantlarla savaşamazsın diyor. Kurtaracak hali mi kalmış? Ha çıkıyor herif. Çek kendini ayakını. Adamı kurtarma butonu yok mu? Ben bunları kurtarayım, baksana şunun haline. Adamı oradan tutup çekemiyor muyuz oradan ya? Aa, cesetlerin gözleri parlıyor ha. Ha bunların hepsi gerçek kafa. Neyse gidiyorum. Biz ortamdan getirirler bizi buraya. Gözükme ona, gözükme ona! Varyantlar diyor çıktı diyor hanım. Niye arkasından gidiyorsun ya? Bir röportaj isteriz belki. Pardon. Gazeteciyiz ya. Biz. Selam. Biz gazeteciyiz. Selamlar. İyi günler. Sayın zombi. Sayın yaratık. Ne diyorsunuz? Son zamanlarda akıl hastanelerinin vergisini arttırdı devlet. İşte al. Aa, manyak geldi. Lan. Öldünüz. Kombat. Kapışacağız şimdi. Gel bakalım aslan parçası. You are dead. Who are you then? Polisin filan da korkar mı? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Sıçtın. Havari oldun. Yüce Tanrım diyor, bana diyor havari gönderdi diyor. Bak Olympics ne yazmış? Ne yazmış? Ver. Ha bırak. Ha öyle mi? Ver. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Deminki iriler gelirse koşman lazım. Neyle koşuluyor? Şu tuşla. Böyle bak. Neyle, hangisi? Ha tamam. Bununla. Tamam, bu pembe kafalı bir lavuk geldi ya. Aa, adam memur var. Bir konuş bakalım. Memur bey. Ya sen niye bana çocukmuşum gibi muamele ediyorsun? Ha? Sinirin stresini almak için aşkım. Ha. Yok. Bir gel bakayım. Şurada bir kırmızı ışık yanıyor. Exit. O exit. Aa! Siktir. Daha önce oynamadım arkadaşlar Outlast. Arkamdan gelen var mı diye bakıyorum. Şu kanları falan çek, satarız ATV'ye falan bir yere. Ya dur lan. Deli mi ne? Ekmeğin bizim peşindeyiz ya bizde. Buradan çıkma imkanımız var mı sence? Bilmem, bakalım. Yok mu? A'ya ma'ya bassam. X. Lan gamepad titriyor. X kapı açma tuşu. O zaman Tornistan. Neyle koşuluyordu? Şununla. Şu. Basılı tutacağım, ona koşacağım. Koşmuyor bu. Hayır, ona basılı tutarken yürü. Anladın mı? Hop. Hep de koşma ama yorulursun. CS bizi yeme video izlemişsin. Nasıl korkmadın ilk bölümlerde? Oo Hasan'cım. Aa, orada ne oluyor? Birisine işkence ediyorlar. Biz nasıl çıkacağız oğlum buradan? Bu arada ben de korkmam iddiam yok. Daha nadir korkuyorum sadece. Yoksa ben de 2 dakika sonra çıt diye çığlık atabilirim. Ama arkadaşlar dal sesinden zıplıyor bu hanımefendi yani. Ya nasıl çıkacağız oğlum buradan? Burası ana kapısı şeyin. Teşkilatın. Burada kilitlemişler belli ki.
X'e basıyorum, bir şey olmuyor. Bu ara kapı zaten, buradan salmazlar seni. Bak Beyza ne yazmış. Ya abla kıyamam, öyle tedirgin duruyorsun ki gülesim geliyor, affet beni demiş. Affetmiyorum. Aa bir şey yazıyor orada bak. Proclaim the gospel yazıyor. Hanım sen çok korktun, kilitlendin, ben oynayayım mı biraz? Sen şuraya git, buraya git de bari. Ya bir çıkış bulamıyorum, aşağı ineceksin, başka yolun yok. Utanmıyor da gitsene. Aşağıda da az önce birini kesip götürmüşler yani. Ya bir röportaj yaparız onlarla işte. Ya dalga geçme be. Gazeteci olarak girdiğimize inanıyoruz da buraya. Gazeteciye bak nerelere gidiyor. Ay yine pislik içinde her yer. Tabii. Ve buradan da çıkış yok belli ki. Muhtemelen o pisliğin içinden çıkılıyordur çünkü korku oyunu bu. Al o pisliğe sen gir, ben giremeyeceğim. Dur ama şu ofislere gideceğim ben. Gül bakalım CS Resident Evil 8'e ilk bakış atacaksın elbet. Öyle öyle. Ertesi benim zaten şey diye bir iddiam yok. Ben korkmam falan gibi bir iddiam yok. Korkuyorum da. Daha az korkuyorum. Hatta o deminki anlara geri alın, ben de böyle bir hafif bir irkiliyorum bak. Şöyle şöyle oluyordur bende de. Şu kadar ama. Sağı solu kurcala yazmışlar. Demedim mi? Demedim mi? Üfle bakalım. Ayakların kana bulandı. Ya bir şey. Koşarken kayarsın. Gazeteciyiz biz. Ellerimizde bulanacak kana. Aa bak burada oda varmış. Bol bol kan dökmüşler her yere. Kan efekti ucuz. Bize yazan herif kesin bunlardan bir tanesi de oturuyormuş. Aa bak. Böyle bir şey varmış, gördün mü? Saklanıyor musun? Şimdi bende kulaklık olmadığı için muhtemelen buradan bir ses geliyor. Geliyor mu? Bana kulaklığı verme, kulaklık sende kalsın. Öyle nasıl olacak? Bir ses geliyor mu buralardan? Hey. Bir ses gelirse söyle. Adamı da çekelim ya. Beyefendi iyi günler. Ne zamandır hastanedesiniz? Ya bu adam işkencecilerden bir tanesi de olabilir. Bilemezsin. Bakma böyle göründüğüne. Aa, gözleri yok bunun. Neyse kayda biz alalım da. Adını vermek istemeyen bir hastaneci. Ya çık git artık. Dalga geçme, işkence görmüş insanla. Deli midir nedir ya? Gazeteciyim ben. Aa. Ha. E dayı. Ne yapıyorsun abi sen? Babuş. Deminki lavuk değil mi bu? Oha ne yapmışlar millete? Oy, elini alnını falan kesmişler herifi. Ayağını şey yapmış. Bu bir medya eleştirisi. Görüyorsun televizyon çık gitse buradan, bile insanlar hala televizyonu izliyorlar. Geçme, sinirim bozuldu. Bunun bir ekran görüntüsünü alayım. Ay. İnternet gidince ben. Ha bak şuradan bir yol var. Ha geldik işte. Benim az önce geldiğim yer değil mi? Evet. Burası o zaman. Hop. Oha bu ne? Ulan biz içeri girince fırtına başlamış ya. Ha güvenlik kapısını bulduk işte. Bu oyunlarda böyle gezip gezip hakikaten ortalığı kurcalaman gerekiyor yani. Tabii. Şimdi aynı yoldan geri dönüyoruz ya. Genelde aynı yoldan geri dönüyorken bir korku unsuru koyarlar. Şeyler koymamışlar ilginç. İşte bu herifler olmayacaktı filan aslında diye düşünmüştüm ben ama şu an bir şey olmadı. Abicim biz değiliz doktor. Git doktorla konuş ya. Yürü.
kovala mısın lan? Yürüyelim, kaçalım. Doktor gelecek, gelecek. Kapıyı da kapatayım. İçeri girdim. Pencere nerede? O çok alakası yerlerde kaldı. Oraya dönemeyiz artık. Aa, herif geliyor mu? Koşarken diyor şu tuşlara arkada bakabilirsin diyor. Demek koşmamız gerekiyordu bizim bu sahnede. Hop. Bir herif kartsız giremez buraya. İyi misin? Hmm. Oyuncağı mı vereyim mi? Yok, sen daha güzel oynuyorsun ya. Tamam. Ben yavaş kalıyorum. Yalan söylüyorlar diyor. Aa, herif nerede acaba? Şu kameradan bakalım. Kapıları açabilecek misiniz buradan galiba? Nerede o? Aa, bütün binanın elektriğini kesti. İyi olmadı. Fight in the locker, don't try to fight. Nasıl yapıyorum onu? Aa. Bakıyor musun? Bak. Dolaplara bakmıyor musun? Pıt diye çıkma hemen oradan, sakın. Tamam. Hala adam ses duyuyor. Ya artık o gezer. Lan adamın sesi duyuluyor Selahattin hala. Selahattin abi burada değil. Sesi duyulacak. Sesi duyulmasa korku oyun olmaz. Benim gerginlikten başım ağrıdı iyice ya. Kapatalım istediğin zaman, zorla değil. Gidiyoruz pisliklerin içine hanım. Bakın çöpün içine gidiyoruz. Gece görüş pilimiz bitiyor aslında şimdi. Asıl sıkıntı o. Bu bitince bittik. Onu söyleyeyim. Salak da el feneri almamış. Hanım, hı. Yaratık geliyor olabilir mi? Hı? Yaratık geliyor olabilir mi? Sana vereyim şunu diyorum. Ama olmaz ki. O zaman iyice ben oynamış oluyorum. Abi ben buraları bu kadar hızlı zaten oynayamıyorum. Ne yapayım? Al, al işte. Hadi, acaba dedim yaratık geliyor olabilir mi? Geliyormuş. Hanım, beynime vuruyorlar şu an. Vurma kardeşim, vurma. Hastayım. Hastayım kardeşim, vurma.
Rahatsızlığım var ciğerimden, vurma. Bunlar Resident Evil kadar tiksinmedi sanki ama. Yok yani, makul seviyede. Vurma emmi. Sırttan vuruyor hala bana. Hayır vurma ya. Ne yapayım biz de? Elimizden geldiği kadar. Ya gamepad'in titremesi nedir? İnsan 3.5 atıyor ya bu arada. Ya kırdı. İşte. Ulan şeyi bulamadık ya. Öldük. Pompaları açtık da arkadaşlar. Son breaker'ı bulamadık. Neredeyiz şimdi? Ha, buraya gelmişiz ya. O herif de ben de geldiğini nereden anladım biliyor musunuz? Şey titriyor çünkü. Ne onun ismi? Kumanda titriyor da. Bu breaker dediği nerede acaba? İki gaz pompasını açtıktan sonra bir de breaker açacakmışız. Görüyor abi o. Ha, okay. Bu oyunun esprisi hanım, sana millet saldırdığı zaman sen iyi bir Hristiyan olduğun için cevap vermiyorsun. Bakıyorsun böyle, vurma kurban oldum diyorsun. Bir de şuradan vur diyerek sol yanağını mı uzatıyorsun? Bir an işte bir şeyler yapıyorsun. Ama jeneratör açmak için son bir tuş daha olması gerekiyor. Ya dayı bir dur Allah'ını seversen. Ha sen ölmedin mi? Öldüm, ne deliriyorum bir dakika. Ne yapıyorsun? Emmi vuruyor bana sürekli, ben de arıyorum. Çocuklar bu son tuşun emmi bir dur Allah'ını seversen, manyak dur ya. Press Aram. X to hide diyor. Aynı yerde dönüp vuruyorsun sürekli. Kol arıyorum, ne yapayım? Bir tane son breaker atmam gerekiyor. Son bir şalter var bir tane. Şalteri bulacağız diye geliyor. Emre de gülük gibi kovalıyor. Ya şaka lan. Kaçma lan, gel buraya diye kovalıyor. Gelme emmi, gelme. Hastayım diyorum. Yerimde rahatsızlık var diyorum. Bir şey oluyor işte. Hele gel delikanlı. Gelemem. Git. Hele kaçma. Hele git. Bütün korku filmleri sınıfsaldır aşkım. Hmm. Ulan biz gece görüş dürbünüyle görüyoruz. Sen bizi nasıl görüyorsun? İt ol yerine. Şurada batarya alıyorum. Dur vurma, batarya alıyorum hayvan herif. Dur. Ha, dön bakalım keko senin. Ver batarya. Oo. Ver batarya. Eline kim kalacak? Tamam. Arkadaşlar kurban olayım, bilen varsa söylesin bu kol nerede ya? Hacı babayla dönüyoruz buraya. Burası mı lan? Yok burayı. Hacı emmiyle dönüyoruz Bodrum katında. Adamın geldiği yerde masa var. Oradan geçip koşarak sağa gireceksin. Oradaki odada vana var. Onu açıp saklanacaksın diyor. Bir daha söyle. Adamın geldiği yerde masa var. Masa var. Oradan geçip koşarak sağa gireceksin. Ha. Orada ortada vana var. Onu açıp saklanacaksın. Adamın ofisiymiş lan arası. Ulan ya. Adamın bürosuna girmişiz. Emmi bir çayın varsa içek diye geldik, sen de bizi kovaladın ya. Giriyorum. Girdim herifin ofisine. Vana varmış. Kapıyı kapattım. Saklanacakmışsın. Saklanacak yer yokmuş. Çok yanlış bir odaya girmişim ben, sallak gibi. Ama bir şeyler var. Ne var? Pil. Maşallah. Bakkal burada galiba. Vana nerede be? Daha ileridedir. Elektrik room. Hah bak. Hop. Bütün yolda masa çekmişler. Hop, pildir bu. Kolu da attık. Evet, tamam. Şimdi emminin yanından koşup asıl şeyi açacağız. Ah!
efendim. Bütün korku oyunları sınıfsal, gördün mü? Ne alaka ya? Gazeteci çekme diyerek vuruyor. Sınıfsal bir öfkeyle vuruyor, anladın mı? Kendi okuyamamış, biz okumuşuz ya. Biyolojik bir korku. Hoppa, hadi bakalım. Ulan vurma be, daha hala elektrik geldi. Git olayım. Ya zor mu bu be? Biraz böyle koşturmacalıymış. Salak salak ay. Bence bacılık atarsan hep biz bırakır mı? Ay ne olur artık vurma, çok korktum senden ben. Sen kazandın sen. Ah. Sen kazandın emmi. Biz kalitesiz kötüyüz. Hep sen iyisin. Çıktık üst kata. Security room'a gidelim tekrar. Bunun da kapısını deminki şişko kırdı ya. Geliyor mu bu yine? Yok. O da artık ofisinden çıkmıyor dışarıya. Vuruyor mu lan o hala bana? Oh! Evet ya. Security room'a bir daha niye girdin ki oraya? Sorry my son. Yani bir de... But you can't leave. Not geçmiş yet. Olsun. Verdiler. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Aa bu ne? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Lordumuz Wall Rider diyor. Millete avlıyor. Aa görünmez müşter falan saldırıyor askerlere. Accept the gospel. Vay Resident Evil bu gece. Herif de yalnız bu kadar iğne soktu bize. Wall Rider aynen. Duvar binen demekmiş. Hadi. Şimdi ne olacak biliyorsun değil mi? Evet. Aynı işkencelere sen maruz kalacaksın. Biz diyeceğiz ki çıkarın biz gazeteciyiz falan diyeceğiz. Adam da diyecek ki deli bu deli. Gazetecinin burada ne işi var ya diyecek. Bizi salmayacaklar bir türlü. Bunları çekelim hanım. YouTube'a çakarız. Oo, çek çek. X'e basıp... Aa yatak altına saklanmaca varmış. Duvarda şurada yazılar vardı sağda bir yerde ama. Beni buradaymış. Yok. Onun da arkasında. Kardeşim. Aa. Hey. Bu ülkede hala umut var. Get back diyor. Gördün mü? Benim gazeteci olduğumu anladı. Deli bile geldi. Demecini veriyor. Yani bir... Onun da anlatmak istediği bir şey var yani. Hiç kimseye şey yapmamak lazım. Gazeteci herkesin dostudur. Bu adama yakalanmasan iyi olur sanki. Yok ya. Bu gariban baksana yazık. Acaba? Sana, ah, gitmiş, sana kalmış. Vuran gariban da çıplak ayaklıydı. Hani burada bir iki burada. Oo. Millet açlıktan camları yırtıyordu. Ekmek 2 TL. Aga. Milletin ağzı yüz yamulmuş ya. Gidiyorum yanına. Niye benim giriyorsun? O ne? Şurada ben merak ederim hanım, sen bakma. Ne o? Kaka mı o? Kaka da değil o, başka bir şey. Şu kapıyı kapat, şunun üstüne geç. Kapattım. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Oh, oh, buralar full deli dolu hanım. Deli dolu yerler buralar. Abo, artık millet çıplak. Üff, tiksindim ha. Değil mi? Bu tarz bir oyunmuş bu da. Kapatayım mı oyunu? Kapat. Tamam. Bu akşamlık bu kadar mı? Arkadaşlar bir yere kadar tahammül ediliyor. Bir şey yok. Anam. Mu? Bir noktadan sonra... Başka ne yapmış? Mide bulantısı ya? Geldi. Öy. Arkadaşlar deli dolu bir oyunmuş bu gerçekten de. Çok teşekkür ediyoruz oyunu yapan herkese.
Biz de elimizden geldiği kadar oynadık. Çıksaydık bari bir yerlerden. Ondan sonra? Daha çıkış vardır da o çıkış için ben sana söyleyeyim, yine kakaların içinde yüzeceğiz biz. Sen artık sıkıldın. Hanımın sıkıldığı yerde oyun biter. Abi Outlast, Outlast dediniz. Aldınız mı? Hı? Yetti mi? Tamam yeter. Ben bu oyunu daha fazla oynamam. Yani oynayamadım da zaten gördüğünüz gibi. Vallahi işte olanlar bu şekilde. Bayağı da gamepad hakimiyeti istiyor yani. Belki ileride tekrar döneriz. Haftaya Until Dawn. Sözsüyle. Until Dawn'u Until download ederim ben. Bu hafta çekim vardı diye onu şeye götürdüm. Sinerji'ye götürdüm filan. Alien Isolation. O da çok daracık mekanlarda geçiyor ya. Aşkım bu korku oyunlarında biraz böyle koşmaca kovalamacalar var açıkçası yani. Onu söylemek koşmaca, lazım. Koşmaca kovalamacaya okey ama daracık mekanlarda. Açık havada olalım. Aa, Sherlock Holmes oyunu var bir tane. Biraz böyle gizemli ama hafif fantastik olayları inceliyor Sherlock Holmes. Watson'la beraber. Olabilir. İlgini çeker mi o? Ama şimdi değil. Gerçekten başım ağrıdı gerginlikle. Olabilir ya. Artık her hafta oynarız biz. Yani her pazar akşam falan oynayacağız. Mümkün olduğunca. Dolayısıyla her hafta bir başka oyuna bakarız beraber. O zaman kendinize iyi baktınız dostlar. Bu Bakıyoruz. Akşamlık bu kadar. Hoşçakalın. Öptük gözlerden. Teşekkürler yemek sepeti. Haydi bay bay. Bay bay.